Türk Haber Merkezi'nden iyi akşamlar sayın seyirciler. Genel seçimlerin ardından gözler tutuklu vekiller için mahkemelerden gelecek kararlara çevrildi. Meclise girmeye hak kazanan Ergenekon ve Balyoz davasının tutuklu sanıkları mazbatalarını aldı. Mehmet Haberal, gazeteci Mustafa Balbay ve emekli kor general Engin Alan avukatları aracılığıyla mahkemelere başvurarak serbest bırakılmalarını talep ettiler. Silivri'den meclise girmeye hak kazanan Ergenekon ve Balyoz davası sanıkları mazbatalarını alır almaz mahkemelere başvurdu. 12 Haziran genel seçimlerinden sonra tüm gözler meclise girmeye hak kazanan 3 tutuklu isme çevrilmişti. CHP'den milletvekili seçilen Ergenekon sanıkları Profesör Doktor Mehmet Haberal ve gazeteci Mustafa Balbay'la MHP'den milletvekili seçilen Balyoz tutuklusu emekli kor general Engin Alan'ın mazbataları peş peşe alındı. Dahiliye kararı vermedi diyelim. Çünkü burada tartışılıyor şu anda. Önümüz nasıl bir yol haritası olacak? Bakın size şu kadarını söyleyeyim. Ben onu hiç düşünmek dahi istemiyorum. Öyle bir durum olacağını zannetmiyorum. Yakınları ve avukatları tarafından alınan mazbatalar tahliye dilekçeleriyle birlikte davaların görüldüğü mahkemelere sunuldu. İlk başvuruyu 780 gündür tutuklu bulunan Mehmet Haberal yaptı. Avukatı Dilek Elbacı davanın görüldüğü 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurarak müvekkili Mehmet Haberal'ın serbest bırakılmasını istedi. Mahkemeye sunulan o dilekçede 2007'de milletvekili seçilen ve daha sonra cezaevinden meclise giren Sabahat Tuncel emsal gösterildi. Haberal'dan sonra mahkemeye başvuran bir diğer isimse yine CHP İzmir milletvekili seçilen gazeteci Mustafa Balbay'dı. Yaklaşık 790 gündür Ergenekon davası kapsamında tutuklu bulunan Mustafa Balbay'ın vekil mazbatası da yine yakınları tarafından alınarak avukatına teslim edildi. Bize göre tutukluluğun şartları zaten yoktu. Tutukluluk artık bir tedbir. Bir de milletvekili olması nedeniyle yeni bir durum ortaya çıktı. Yasama dokunulmazlığından yararlanabilmesi için ve milletvekilliği görevini, milletin iradesini temsil edebilmesi için tutukluluğunun kaldırılması gerekiyor. Mazbatayı alan avukat da tahliye dilekçesiyle birlikte hiç vakit kaybetmeden adliyenin yolunu tuttu ve davanın görüldüğü 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurdu. Aynı dilekçede yine Sabahat Tuncel emsal gösterilerek Balbay'ın serbest bırakılması istendi. Talebimizi sunduk. Artık karar mahkemenin. Siz karar verdiniz mi efendim? Örnek verdiniz mi? Yani daha önceki. Verdik efendim. Ve cezaevinden meclise girmeye hak kazanan üçüncü isim de emekli kor general Engin Alan'dı. İstanbul'dan MHP milletvekili seçilen Balyoz davasının tutuklu sanığı Alan'ın mazbatası da il seçim kurulundan alındı. Halkın iradesiyle milletvekili seçilmiş bir kişi halkın güvenini kazanmış demektir. Sayın mahkemelerimiz de zaten halk adına yargılama yapmaktadırlar. O nedenle halk iradesine uygun bir karar çıkacağını zannediyorum. Tahliye dilekçesiyle birlikte davanın görüldüğü 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. Ancak emsal gösterilemedi. Ama sen Sabahat Tuncel'in 2007 yılında genel seçimlerde milletvekili olduktan sonra gene aynı mahkemenin 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nin vermiş olduğu emsal bir karar var. O sebeple ama dilekçemizde bunu örnek olarak göstermedik. İstanbul Adliyesi'nde bugün çok hızlı bir trafik vardı. Peki tutuklu vekiller serbest kaldı mı? Ayrıntıları Ömer Çağlak aktaracak bize. Ömer, tutuklu vekiller ne zaman tahliye olacak? Mahkeme kararını ne zaman açıklayacak? Öncelikle bunu soralım. Hemen aktaralım Ekin Olcaytuğ. Tutuklu vekiller bugün çıkamadı. Yani karar bugün açıklanmadı. Aslında gün boyunca Mehmet Haberal, Mustafa Balbay ve emekli kor general Engin Alan'a ilişkin bir karar bekleniyordu. Ancak bugün çıkmadı. Çünkü 13. Ağır Ceza Mahkemesi Ergenekon davasına bakan mahkeme Mehmet Haberal ve Mustafa Balbay'a ilişkin dilekçeleri, talepleri değerlendirecekti. Heyet bir araya gelecekti, toplanacaktı. Ancak heyet bugün toplanamadı çünkü mahkemenin üye hakimi Sedat Sami Haşiloğlu başka bir mahkemede, başka bir duruşmada görevliydi. Hal böyle olunca heyet toplanamadı. Heyet toplanamadığı için de bir karar çıkmadı.
Ama karar yarın çıkacak. Herkesin merakla dört gözle beklediği o karar, en azından Mehmet Haberal ve Mustafa Balbay'la ilişkin o karar buradan Beşiktaş Ağır Ceza Mahkemesi'nden yarın çıkacak. Yarın büyük gün, kritik gün. Bu isimler cezaevinden çıkabilecek mi? Meclise girebilecek mi? İşte buradan 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nden çıkacak kararın ardından netlik kazanacak. Diğer isim emekli kor general Engin Alan'a ilişkin kararsa Silivri'den 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nden çıkacak. Bugün karar çıkmadı ama çok önemli bir gelişme yaşandı. O da Mehmet Haberal ve Mustafa Balbay'a ilişkin savcının görüşü soruldu. Ve savcı da bu isimlerin cezaevinde kalması yönünde bir görüş bildirdi. Yani avukatların tahliye talebini reddetti. Gerekçe olarak da Anayasanın 83 taksim 2 yasama dokunulmazlığını düzenliyor. Ama savcı bu iki ismin, yani Mehmet Haberal ve Mustafa Balbay'ın 83.2'den değil 14. Anayasanın 14. maddesinden yararlanması gerektiğini söyledi. Peki 14. madde ne diyor? Hemen aktaralım, çok önemli. Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan demokratik ve laik cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler içinde kullanamaz şeklinde 14. maddeyi gerekçe gösterdi ve bu isimlerin tahliye talebini reddetti. Tabii son sözü 13. Ağır Ceza Mahkemesi söyleyecek. Nihai kararı o verecek. Heyet bu akşam ve yarın sabah toplanacak. Mehmet Haberal'la ve Mustafa Balbay'a ilişkin, tahliye taleplerine ilişkin son kararını yarın sabah öğleden önce açıklayacak. Biz de bugün olduğu gibi yarın da Beşiktaş Ağır Ceza Mahkemesi'nde olacağız ve mahkemenin açıklayacağı kararı merakla biz de bekleyeceğiz. Ekin Olcayto. Ömer, ıslak imza ve baylos soruşturmalarında da önemli gelişmeler var. Generaller sorguya geldi. Onun detaylarını da anlatır mısın bize? Aktaralım. Beşiktaş Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün baş döndüren bir trafik yaşandı. Cezaevindeki vekiller dışında ifadeye gelen çok önemli isimler vardı. Bunlardan birincisi Ege Deniz Bölge Komutanı Alaaddin Sevim'di. Tuğamiral Alaaddin Sevim sabah saatlerinde ıslak imza davası kapsamında ifade vermek için Beşiktaş Ağır Ceza Mahkemesi'ne geldi. Soruşturma yürüten Ergenekon savcısı Cihan Kansız'a yaklaşık 2 saat ifade verdi. İfade verdikten sonra da serbest kaldı ve adliyeden ayrıldı. Tuğamiral Alaaddin Sevim'in buraya gelme nedeni ise Gölcük'te hatırlayacaksınız yapılan aramalarda çok önemli belgeler ele geçirilmişti. O belgelerin bir kısmında Tuğamiral Alaaddin Sevim'in ıslak imza davasının tutuklu sanığı Albay Dursun Çiçek'e irtica ile mücadele eylem planının hazırlanması yönünde talimat verdiği iddia edilmişti. Bu iddialara ilişkin belgeler bulunmuştu. İşte bu kapsamda ifade verdikten sonra ayrıldı. Beşiktaş Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki bir başka önemli soruşturma da balyoz soruşturmasıydı. Bu kapsamda da yine 3 isim buraya geldi. 3 isim de soruşturma yürüten Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Ayar'a ifade verdikten sonra tutuklanma istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildiler. Şu anda mahkemeye çıkmayı bekliyorlar. Birazdan yaklaşık 1 saat içinde mahkeme başlayacak ve mahkeme başladıktan sonra da bu 3 isim hakim karşısında çıkacak, tutuklanacaklar mı yoksa serbest mi kalacak? Kalacaklar, bu yönde karar bekleniyor. O 3 isimden birini aktaralım. Kor General Ziya Güler yaklaşık 3 saat savcıya ifade verdikten sonra beraberindeki diğer 2 isimle birlikte tutuklanma istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Çok küçük bir ihtimal ama bültenimiz içinde mahkeme başlarsa, bu isimlere ilişkin bir karar çıkarsa yeniden karşınızda olacağız ve Beşiktaş Ağır Ceza Mahkemesi'nden balyoz soruşturmasına ilişkin bu gelişmeleri de aktarmayı sürdüreceğiz. Ekin Olcayto. Ömer, teşekkür ediyoruz verdiğin bilgiler için. Sayın seyirciler, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı mesaiye yeni milletvekillerini ağırlamakla başladı. Başbakan Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu ve kaset skandalının kahramanı mazbatalarını kendileri almadı. İstanbul Adalet Sarayı'na mazbatalarını almaya gelenler arasında Türkiye'nin en genç milletvekili Muhammed Bilal Macit ve meclisin en yaşlı milletvekili Oktay Ekşi de vardı. Teşekkür ederim. Sağ olun. Tamam, 12 Haziran 2011 tarihinde yapılan genel seçimlerde İstanbul'dan toplam 85 milletvekili çıktı. Meclise giren 24. dönem İstanbul milletvekilleri Çağlayan'daki yeni adliye binasında mazbatalarını almaya başladı. 11.
Bodrum'da tatil yapan Başbakan Erdoğan'ın mazbatasını onun adına AK Parti milletvekilleri Mustafa Ataş ve Mehmet Doğan Kubat aldı. İki milletvekili Erdoğan'ın mazbatasını 2003'te de almıştı. Milletimizin Sayın Başbakanımıza tevdi ettiği bu vekaleti almak üzere bizi görevlendirdi. Biz de bu görevimizi yaptık. Ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da mazbata almaya gelmedi. Onun mazbatasını aynı zamanda milletvekili seçilen avukat Mahmut Tanal aldı. İyi çalışmalar diliyorum. Peki size iyi günler diliyorum. İyi günler diliyorum arkadaşlar. Saygılar. Sağ olun. Ve gözler MHP'deki kaset skandalının kahramanı İhsan Barutçu'daydı. MHP'nin ihraç ettiği Barutçu kendi gelmedi, avukatını gönderdi. Habercilerin en çok ilgi gösterdiği isim, son dakikada meclisin en genç milletvekili sıfatını kazanan 27 yaşındaki Muhammed Bilal Macit oldu. Zaten bu konuda bir sıkıntı yoktu. Ama iyi oldu. Bütün oylar tek tek sayıldı. Hiçbir şüphe kalmadı. Gayet rahat oldu. Onun açıklamasında sizin bugünlerde biraz yaşlandığınız vardı efendim. Doğru mu acaba? Ya o durum haliyle ilgili küçük espriydi yani. Bir diğer genç milletvekili de 30 yaşındaki CHP'li Faik Günay oldu. İnsanımız, toplumumuz artık kavga ve gürültü istemiyor. Bence bunun adımını da gençler atmalı. Türkiye'nin en yaşlı milletvekili gazeteci Oktay Ekşi de mazbatasını aldı. 79 yaşındaki Ekşi'ye Başbakan Erdoğan'ın açtığı davaları iptal etme kararıyla ilgili soru soruldu. Benimle ilgili bir davasını kiraladığını ben, daha doğrusu almadığını biliyorum. Aldığını da düşünmüyorum. AK Parti'nin asker kökenli milletvekili Şirin Ünal, çevresinden olumlu tepki aldığını söylerken Engin Alan'la ilgili sorulara yanıt vermek istemedi. Diğer arkadaşımdan, Asrıdağ arkadaşımızdan, Müslüman arkadaşımızdan tebrik telefonları aldım. Merhum Alparslan Türkeş'in AK Parti'den milletvekili seçilen küçük oğlu Ahmet Kutalmış Türkeş de mazbatasını aldı ama açıklama yapmadı. Gözler Galatasaray'ın eski futbolcusu Hakan Şükür'deydi. Ancak ünlü futbolcu mazbatasını almaya gelmedi. MHP'nin İstanbul Milletvekili Meral Akşener de mazbatasını alan isimler arasındaydı. Türkiye'de kadın hareketi daha hızlı gelişti diye düşünüyorum ben. İstanbul'un bağımsız milletvekilleri ise mazbatalarını almaya gelmedi. Mardin'de tutuklu bulunan bağımsız milletvekillerinin tahliyesini bekleyen terör yandaşları polislere saldırdı. Öfkeli kalabalığın arasında kalan sivil polisler canlarını zor kurtardı. Otomobile binemeyen polis ise taş yağmuruna tutuldu. BDP'liler bu kez polis aracına saldırdı. Mardin'de milletvekili seçilen ve KCK davasında Mardin E-tipi cezaevinde tutuklu bulunan Gülser Yıldırım'la Faysal Sarı Yıldız'ın tahliyesini bekleyen BDP'liler olay çıkardı. Cezaevi önünde toplanan yaklaşık 2000 kişi alaylar çekerek Yıldırım'la Sarı Yıldız'ın çıkmasını bekledi. Bu sırada PKK ve Bölücübaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atan grup içindeki bazı terör yandaşları polisin fotoğraf çektiğini öne sürerek otomobile vurmaya başladı. Öfkeli kalabalığın arasında kalan polislerin uyarıları işe yaramadı. Polisler kendilerine saldıran ve aracın etrafını saran kalabalıktan güçlükle sıyrıldı. Otomobile binemeyen bir polis ise taş yağmuruna tutuldu. Takviye ekiplerin cezaevi önüne gelmesiyle birlikte gerginlik yatıştırıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi 24. döneme kapılarını BDP odaklı bir krizle açabilir sayın seyirciler. Mardin'den milletvekili seçilen Ahmet Türksert konuştu. Vekil seçilen 6 tutuklu isim serbest bırakılmazsa parlamentoyu protesto etmekle tehdit etti. Sağduyu uyarısı ise Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den geldi. Kürtler parlamentoya girmeye çalıştılar. Bu seçimlerin tüm halkımıza hayırlı olmasını diliyoruz. Altı arkadaşımız ve sizleri temsil etmek için parlamentoya mücadele verirler. Parlamentoya gitmeyeceğiz. BDP'nin şartı bu. Tutuklu altı vekillerinin serbest bırakılması. Yoksa yeni bir meclis krizi kapıda.
Uyarı ise zirveden Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den geldi. Kim köprüleri böyle başında atıcı davranırsa çok büyük hem halk nezdinde itibar kaybeder hem de çok yanlış yapar. Herkes de sorumlu olur çünkü konuşma ortamını zehirlemiş olur. Kim olursa olsun. Buna hiç müsaade etmemek gerekir. BDP'lileri bir anlamda uyardı Cumhurbaşkanı. Sağduyu çağrısı yaptı. Leyla Zana'nın 20 yıl önce çıkardığı yemin krizini hatırlattı. Bu dersler çok alındı biliyorsunuz eskiden. Onun için şimdi inşaat temiz bir başlangıç olmalı ve hep beraber halkın seçtiği parlamentoya da büyük bir saygı göstermek gerekir. Gül herkesi usullere uygun davranmaya davet etti. Uzlaşıyı işaret etti. Bu iki terminolojiyi gerçekleştirdi Türk halkı. Şimdi bundan sonra yapılacak şey nedir? Herkesin farklı fikri, düşüncesi neyse otursun konuşsun. Ve sınırlarımızdaki insanlık krizi. Suriye'de yaşanan katliam. Gelişmeler Ankara'nın yakın markajında. Cumhurbaşkanı özel temsilcisini Hatay'daki kampa yolladı. Gül'e Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın konuşması da soruldu. Gül, Esad'ın net olması gerektiğinin altını çizdi. Bütün evrensel demokratik kriterlere uygun seçimleri yapacağız. Halk ne diyorsa bundan sonra olacak ve bu değişime ben önderlik yapıyorum dediği andan itibaren hem toparlar hem kendisi ülkesine de en büyük hizmeti yapmış olur. Türkiye'nin Suriye mesaisi yoğun. Başbakan tatildeyken bile ABD Başkanı Barack Obama Başbakan Erdoğan'ı aradı. İki lider Suriye'deki gelişmelerin yakından takibi ve sorunun çözümü için işbirliği konusunda görüş birliğine vardı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, Deniz Baykal ve Önder Sav'ın önce olduğu kendisine karşı ittifakla ilgili suskunluğunu bozdu. Yarınki toplantıyı işaret eden Tekin, Genel Başkanımız izin verirse yarın MYK'da konuşacağım dedi. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdi tiyatroyu izleyeceğiz. İstiyorsanız buyurun gelin. Sağ olun. Gürsel Tekin görevden alınması için Baykal ve Sav'ın başını çektiği ittifaka rest çekti. Cumhuriyet Halk Partisi yoluna devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde hiçbir sorun yok. Sadece ve sadece niye vekil olamadım diyen arkadaşlarımızın mücadeleleri olabilir. Buna da saygı duyarım. 3 aylık bir genel başkan yardımcısı olduğunu dile getiren CHP'li Gürsel Tekin kendisini eleştirenlere şöyle yanıt verdi. Örgütlerden sorumlu 3 aylık bir genel başkan yardımcısı. 3 ay. Dehşetle izliyorum. Kamuoyunda, basında, medyada televizyon koşan arkadaşlarımız keşke seçim arifesinde sokaklarda sayın genel başkanımız gibi arkamda duran ilçe başkanlarımız, gönüllerimiz gibi sokakta koşturabilselerdi. Bundan sonra parti içi disiplinin ve demokrasinin işleyeceğini vurgulayan Gürsel Tekin, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun uyarısını hatırlattı. Parti içi demokrasidir. Elbette kurultaylar istenebilir. Daha 8 ay önce birbirlerini boğazlayanların tamamının bir ittifak üzerine, Gürsel Tekin üzerine ittifak etmeleri doğrusu beni sevindiriyor. Şimdi bütün bunlara baktığımda ne oldu da demek ki çok doğru şeyler yapıyormuşuz. Onu gördüm. Gürsel Tekin partinin ekseni kaydı eleştirilerine yanıt verdi. Eksen kaymıyor mu? Muhafazakarlaşmıyor mu? Demirel'in belli bir inisiyatif yok mu? Gelen eleştiriler hep bunlar efendim. Hiçbirine katılmıyorum. Eğer buradaki biraz önce salondaki görmüş olduğunuz insanlarla bütünleşmek, onlarla kaynaşmak eksen kaymasıysa buna sonuna kadar devam edeceğim. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin, CHP'yi bir çınar olarak tanımladı. Bugüne kadar özellikle 92'den sonra 15 tane kurultay yapılmıştır. 15 tane kurultay keşke partideki bütün sorunları çözebilseydi. 16.sı olabilir. Onun için kurultayın olacağını zannetmiyorum. Günlerdir tartışılan Stockholm sendromu bu kez Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın gündemindeydi. Meclise girdiği Bursa'da seçim sonuçlarını değerlendiren Arınç, bu benzetmeyi yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na cuma namazını kaza etsinler diyenlerden bu dersi mi aldı diye yüklendi. Allah Allah, o da neymiş acaba? Canım siz de gidin cuma namazını kaza edin diyen adamdan mı bu dersi aldı bilmiyorum. Arınç'tan Stockholm sendromuna yanıt gecikmedi. Stockholm sendromu. İçinizde tabipler varsa bunu bir kenara yazın. Bakalım burada neymiş diye kafa yorun. Bursa'da partisinin il başkanlığı tarafından düzenlenen akşam yemeğine katılan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç seçim sonuçlarını değerlendirdi. %50
hayatımızda göreceğimiz en büyük başarılardan bir tanesidir. Umarız ki daha da üzerine çıkalım. Milletle bir gün el sıkışmamış, kucaklaşmamış insanlar %50'nin AK Parti'ye oy vermesi karşısında hala çatlıyorlar. AK Parti'nin 12 Haziran'da sandıktan %50'ye yakın bir oranla çıkmasını büyük bir başarı olarak nitelendiren Arınç, muhalefeti eleştiri yağmuruna tuttu. Şimdi hazımsızlık çok kötü bir şey. Sayın Kılıçdaroğlu'na bu söylendiği zaman zaten kazanılmayacaktı ki diye cevap verdi. Şimdi bu hareketin karşılığı bu değildir. Hazımsızlık da çok kötü bir şey. Yani Allah kimseye hazımsızlık vermesin. O da rahatsızlıklardan birisidir. Bu millet zaten nankördür diyorlar. Yazdıklarının tercümesi bu. Eziliyorlar ama hala AK Parti'ye oy veriyorlar diyorlar. Başbakan Yardımcısı Arınç, geçtiğimiz günlerde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun AK Parti ile ilgili yaptığı Stockholm sendromu benzetmesini de CHP'li Hurşit Güneş'in bir televizyon programındaki sözlerini hatırlatarak cevapladı. Stockholm sendromu. İçinizde tabipler varsa bunu bir kenara yazın. Bakalım buradan neymiş diye kafa yorun. CHP'nin seçim beyannamesini cuma namazı saatinde açıklamasıyla ilgili tartışmalar sonunda CHP'li Hurşit Güneş unutulmayacak bir gafa imza atmıştı. Eğer ki böyle bir sıkıntıları varsa kaza etsinler. Gerçi cuma namazı kaza edilmez değil. Her namaz kaza edilir. Ama bu tartışmayı ben uygun bulmuyorum açıkçası. Meclis açılmadı ama tartışmanın konusu belli, yemin krizi. BDP'nin desteklediği bağımsız vekillerin açıklamaları bir yemin krizinin kapıda olduğunun işareti sayın seyirciler. Yemin ederiz ama bağlı kalmayız açıklamaları tepki çekti. Ben 12 Eylül darbe anayasasına sadık değilim arkadaşlar. Darbe anayasasına sadakat inancı içinde olan birisi varsa hain. Nasıl darbe anayasasına sadakat yemin edilebilir bu ülkede? Artık isyan ediyoruz. Meclis açılmadı ama krizin adı belli. Yemin töreni. BDP'li bağımsız vekillerin yemin metnine tepkisi var. Yeni dönemde değişmesini istiyorlar. Şimdi önce tutuklu bulunan 6 milletvekilinin serbest bırakılmasını istediler. Meclise girmeyiz dediler. Şimdi ise bu şart bir adım daha öteye taşındı. 6 arkadaşımız ve sizleri temsil etmek için parlamentoda mücadele verirler. Parlamentoya gitmeyeceğiz. Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Şerafettin Elçi, yemin ederiz ama bağlı kalmayız dedi. Hasip Kaplan'da destek verdi. 4 yıl önce o yemini sanki bir başkası etmiş gibi konuştu. Ve anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma Büyük Türk Milleti önünde namusum ve şerefim üzerine and içerim. Kapıdaki yemin krizine tepkilerse gecikmedi. Tavırları, beyanları kendilerine bağlar ama ben parlamentonun açılacağı gün, açıldığı gün ortak aklın egemen olacağını düşünüyorum. Devlete ve düzene karşı böyle bir tavrın doğru olmadığını düşünüyorum. Herkes kurallara uymak zorundadır. Herkes kurallara uyacaktır. Bu ifadeleri ben açıkçası çok anlamlı bulmuyorum. Kuralın ihlal edilmesi halinde başta Türk Ceza Kanunu olmak üzere ilgili mevzuatımızda yer alan neyse mevzide uygulanır. Ben herhangi bu konuda bir yanlış bir hareket olacağını düşünmüyorum. Yani benim kanaatim zannediyorum ki herkes Büyük Millet Meclisi'ne buraya aday olurken, milletvekili adaylığı yapılırken bu yemini, yeminin içeriğini, bunu sistemini zaten bilerek aday oluyorlar. Bu noktada ümit ediyorum ki bunlar spekülasyondur. Yemin ederken kimse herhalde tek ayağını havaya kaldırmayacak. Bu darbe anayasasını elimden gelen ilk fırsatta değiştireceğim. Peki ama bu mümkün mü? Yemin metni değiştirilebilir mi? Yemin metni değiştirilemez. Yemin metni bu devletin 90 küsur yıl önceki kuruluş felsefesinin ifadesidir. Böyle bir şeyi değiştirmeye kalktığınızda bu devletin bayrağıyla veya bu devletin diniyle oynamış gibi olursunuz. Buna hiç gerek de yok. Bu makama gelen, bu çatının altına giren herkesin bu yemin metni uyması gerekir. Tiryakilere dikkat! Tavşan kanı domuz kanı oldu. Ayrıntılar az sonra Kanal Türk ana haberde. Ve Türkiye'nin gündeminden düşmeyen diğer bir önemli madde. Suriye sınırındaki sığınmacılar ve komşumuzda yaşanan kaos. Fatih Artun 8 gündür çadır kentlerde ve sınırın öte yakasında yaşananları ekrana taşıyor. Kameralarımızı bir kez daha Hatay'a çevirelim biz de. Fatih, bugün sıfır noktasından neler aktaracaksın?
Suriye'deki iç karışıklık hem Türkiye'yi hem dünyayı ilgilendirmeye devam ediyor. Bölgeden gelen sıcak görüntüler, sıcak çatışma görüntüleri dünyanın gündemine adeta oturuyor. Gelen hemen her görüntü televizyonlarda yayınlanıyor. Bugün akşam üzeri Türkiye'nin Suriye'ye sıfır noktasındaki Güveççi köyünün hemen karşı tarafında silah sesleri duyuldu yine. Açıkçası ölen ve yaralanan olup olmadığını bilmiyoruz ama genelde sağlıklı bilgilere bir gün sonra ulaşabiliyoruz. Çünkü karşı tarafa gidip gelen ailesini görmek için veya bir akrabasını görmek için kaçak yollarla gidip gelen insanlar oluyor. Bir gün sonra sağlıklı bilgiye ulaşabiliyoruz. Mesela dün de silah sesleri duyulmuştu Bidama kentinde. Akşam üzeri öğrendik ki 4 kişi hayatını kaybetti. Bugünkü silah sesleri açıkçası bir çatışmanın sonucu meydana geldi. Yoksa havaya sıkılan silahlar mıydı? Ancak yarın öğrenebileceğiz. Bölge hareketliliği devam ediyor. Bugün Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Orta Doğu danışmanı da buradaydı. Erşat Hürmüzlü bugün geldi buraya. Bir dizi ziyaretlerde bulundu. Birkaç tane mülteci kampını gezdi. Onlarla ilgili bilgi aldı. Daha sonra basın toplantısı düzenledi. Onlarla ilgili şüphesiz biz genel bilgilere sahibiz ama sanırım Cumhurbaşkanı birinci elden kendi baş danışmanını buraya gönderdi bir sağlıklı bilgi almak için. Dün Beşer'e de Esad'ın açıklamaları vardı. Bugün yansımaları Hatay'da oldu. Hataylılar biraz endişeli bir durumdan çünkü Suriye'deki iç çatışmanın bir mezhep çatışmasına dönmesinden endişe ediyorlar. Haklı olarak endişe ediyorlar çünkü neredeyse aynı inanç yapısı Hatay'da da mevcut. Aynı etnik yapı Hatay'da da mevcut. Buraya bir sıçramasından endişe ediyorlar ki diliyorlar ki böyle bir şey olmasın ne Suriye'de ne Türkiye'de ama ister istemez bir kaygı oluşturdu. Özellikle Türkiye'ye gelen Suriyeliler de endişeli çünkü kendilerine mikrop muamelesi yapmış olmasından dolayı fazlasıyla nefret duyuyorlar Esad'a karşı. Çünkü verdikleri mücadelenin bu şekilde tanımlanmasından hiç de hoşnut değiller ki orduyu yöneten kardeşini aklamaya da çalıştı Esad konuşmasında. Kendi ailesinin tamamen suçsuz olduğunu da söyledi. Bunun dışında Türkiye'deki bütün mültecilerin veya sığınmacıların ihtiyaçlarını Kızılay karşılıyor. Bütün ihtiyaçlarını karşılıyor ama sınırın karşı taraftakilerine de yemek ulaştırmaya çalışıyor. Her akşam biz de gözlerimizle şahit olduk. Sevkiyatlar yapılıyor Kızılay'a ait kamyonlarla. Bölgeye sıcak yemekler sevk ediliyor. Belki bunun teşekkür borcu olarak buna bir teşekkürle bu borcu ödemek için herkes kendi binasına, çadırına veya bahçesindeki ağacın tepesine Türk bayrağı dikiyor. Bunu gözlerimizle gördük, şahit olduk. Bir minnet duygusu aslında bu. İsterseniz onların Türk bayrağı aşkını hep beraber izleyelim. Suriye'de bugünlerde iki bayrak birden dalgalanıyor. Olayların çıktığı bölgelerde Türk bayrakları taşınıyor. Suriyeliler ordunun ağır silahlarla girdiği kentlerden, kasabalardan, köylerden kaçarak kendilerine göre daha güvenli olan Türkiye sınırındaki ormanlık alanlara sığınıyor. İki gündür bölgede askeri hareketlilik de var. Dün Kara Kuvvetleri Komutanı buradaydı. Suriye tarafına geçmişti. Oradaki bir kuleye Türk bayrağının dikildiğini öğrendikten sonra orayı ziyaret etmişti ama bugün biz karşı tarafa geçtik ve bir bayrak daha gördük burada. Suriyeli mülteciler her yere bayrak asmaya devam ediyorlar. Suriyeli askerlerin köye doğru ilerlediği haberini alan Suriyeliler, evlerinin kapılarını dahi kapatma fırsatı bulamadan evlerini terk etmiş durumda. Kurdukları derme çatma çadırları Türk bayraklarıyla süsleyen Suriyeliler, Allah Türk halkından razı olsun sözlerini de ağızlarından düşürmüyor. Ya Allah, andaki soğuk tıfırca ya Rabbi. Korku dolu gözlerle televizyondan haberleri izleyen Suriyeliler en ufak bir operasyonda Türkiye'ye sığınıyor. Halen Hatay genelinde kurulan çadır kentlerde 11 bine yakın Suriyeli misafir bulunuyor. Sığınmacılardan 3'ü 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü'nde doğum yaptı. Suriyeli aileler dünyaya gözlerini açan bebeklerine Tayyip Erdoğan, Emine ve Mustafa isimlerini koydular. Bu arada Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başdanışmanı Erşat Hürmüzlü'yü çadır kentlere gönderdi. Hürmüzlü, sığınmacıların dertlerini dinledi.
Şimdi burada yapılan, bunu her şeyden önce şunu vurguladık arkadaşlara. Siz tabii burada bizim misafirlerimizsiniz. Burada bizim Sayın Dışişleri Bakanımızın da ziyaretinde de söylendi, açıklamalarda da söylendi. Biz kimseyi geri zorla göndermek durumunda değiliz. Dünya Suriye'deki kanlı katliamlardan Beşar Esad'ın kardeşi Mahir'i sorumlu tutuyor. Esad seçkin birliklerin başındaki kardeşini korusa da katliamların ardında onun olduğu yaygın bir kanı. Suriyeli muhalifler bu kanaati güçlendiren bir görüntü yayınladı. İşte Mahir Esad. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği katliamlar toplu mezarlar. İşte o olayların sorumlusu olarak gösterilen kişi, Devlet Başkanı Beşar Esad'ın kardeşi Mahir Esad. Ordunun en seçkin birimlerinin başındaki Mahir Esad, reform yanlısı kardeşinin aksine halk tarafından neredeyse sevilmiyor. Aynı şekilde uluslararası camiada da yaptıkları nedeniyle tepki görüyor. İnsani noktada, yani bu kardeşi, yani bu konularda ne yazık ki gerçekten çok açık ne söylüyorum, İnsani davranmıyor. Öldürdükleri kadınların tepesinde öyle bir çirkin görüntü veriyorlar ki, yani bu görüntüler yenilir yutulur görüntüler değil. Bugüne kadar ekranlardan, kameralardan hep uzak durdu. Resmi törenlerde zorunlu oldukça ortaya çıktı. Bu görüntülerse Mahir Esad'ın katliamlarda parmağı olduğu iddialarını güçlendirecek cinsten. İnternette yayınlanan görüntüde Mahir Esad olduğu iddia edilen kişi, öldürttüğü insanların kan revan içindeki görüntülerini cep telefonuyla kaydediyor. Etraftaki askerlerin arasında sivil kıyafetle dolaşan Mahir Esad, oldukça rahat ve soğukkanlı tavırlarıyla dikkat çekiyor. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın geri dönün çağrısı Türkiye'ye sığınanlar arasında istediği etkiyi göstermedi. Suriyeli mülteciler vaat değil somut adımlar görmek istiyor. La yujad hal siyasi ma men yahmil silah ve yaqtul. Walakin nahnu nargab bil hal siyasi ve natamanna en yaud el jeyş ila sakanatihi bi aqsa sir'a. Beşar Esad canlı yayında yaptığı açıklamanın arkasında durduğunu ertesi gün göstermek istedi. Reform sözünün ardından yeni bir genel af imzaladı. Ana da kul şahıs veya kul aile hajarat medinetha veya qaryatha en taud bi esra vakt mumkin ve vakt. Ülkesinden kaçan vatandaşlarını yeniden kazanmak için böyle konuşmuştu Suriye lideri. O sırada sınırın her iki yanında evlerini terk edenler ekran başındaydı. Çağrı adresine ulaştı ama etkisini göstermedi. Verilen teminat hayata tutunmak için evlerini terk edenleri tatmin etmedi. Her gün büyüyen çadır kentlerden dönmeyi düşünen yok. Biz böyle konuşmaları 41 yıldır dinliyoruz. Birlik, özgürlük ve sosyallik sözleri dinliyoruz ama hiçbiri sonuca ulaşmadı. Esad'ın sözlerine güvenmeyenler askerlerin kontrol etmediği bölgelerden Türkiye'ye kaçmak için hala fırsat kolluyor. Sınırın Türkiye tarafında yüzlerini saklama ihtiyacı hissetmeden konuşabilen Suriyeliler de aynı fikirde. Bence bu konuşma özgür Suriye halkı tarafından kabul edilemez. Çünkü insanlar somut bir şeyler istiyor. Konuşmalar ve sözler yeterli değil. İcraat ve elle tutulur bir şey istiyoruz. Yani Suriyeliler icraat diyor. Esassa icraatı görmek için 5 ay süre istiyor. İlk işi Ağustos'ta yeni bir parlamento olacak gibi. Dediklerini yaparsa yönetimi halkın seçeceği çok partili bir sistem ülkenin geleceği olabilir. Esad'a inanmayanlar kadar inananlar da var. Onlar da konuşmanın ertesinde ülkenin dört bir yanında sokaklara döküldü. Esad'ın resimleri ve Suriye bayraklarıyla gösteri yapan rejim yanlıları sık sık slogan attı. Bu arada Humus ve ülkenin doğusundaki Deir ez-Zor kasabasında Esad yanlıları ve muhalifler çatıştı. Üç kişi hayatını kaybetti. Yönetimse Cisrel Şukur kasabasındaki katliamın ardında kendilerinin değil isyancıların olduğunu ispatlama peşinde. Bunun için Arap ve Batılı diplomatlarla gazeteciler Cisrel Şukur'a götürüldü.
İçler acısı haldeki kasabada bir toplu mezarı gösteren yetkililer, kurbanların isyancılar tarafından öldürülen güvenlik görevlileri olduğunu söyledi. Adana'da İçişleri Bakanlığı tarafından 15 ay önce görevinden alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durağan evinde sabah saatlerinde arama yapıldı.